2 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşiyor. Arkasından aile öncesinde İsmail Çelik'ten şüphelenmiyor. Fakat sonrasında İsmail Çelik'in farklı ağızlarla konuşması, farklı açıklamalar yapmasından sonra başta Beyti amca olmak üzere kızları Yeliz, diğer kızı Havva, Göksel hepsi İsmail Çelik'ten şüphelenmeye başlıyorlar. İsmail Çelik de diyor ki ben diyor annenize ne yapabilirim ki? Onu öldürüp ağlamama götürdüm gibi böyle farklı ya yani şimdi buna benzer bazı cümleler kullanıyor. Ve ayrıca İsmail Çelik'ten şüphelenmeye başlıyor. İsmail Çelik öncesinde bütün sorulara yanıt verdi. Fakat özellikle Havva ve Yeliz'le sizlerle yüzleşmek istemiyor. Ve diyor ki sürekli hedef şaşırtıyor. Başka birilerini işaret ediyor. Ben diyor sonuçta dişi orada, telefonu evde. Dolayısıyla onun başına sen bir şey getirdin Beyti amca diyor. Beyti Bey sürekli suçluyor. Benim tanıklarımla konuşmuyorsunuz diyor. En son Haşim Bey'le bir gerginlik yaşadık. Sonra belediye başkanı Haşim Bey bir çağrıda bulundular. Muhtar, Bece Muhtar'ı biliyorsunuz. Hatta arkasından İsmail Çelik'le gitti. Haşim Bey konuştu. İsmail Çelik şu anda kendisini kilitlemiş durumda. Diyor ki benle konuşmayın, benim tanıklarımla konuşun. Hay hay, tabii ki konu tanıklara da soracağımız sorular var. Özellikle Zeliha Hanım yayına bağlanmıştı. Zeliha Hanım'ın daha doğrusu onunla yaptığımız röportaj da çok ilginçti. Ama Sevda şimdi canlı yayında İsmail Çelik'in barakasının olduğu yerdeler diye biliyorum. Sevda, bunu yayında açıklayalım. Aslında açıklamayacaktık ama açıklayalım. Çünkü daha önce yanında da Recep var. Recep de kim? O gün Recep Tükenmez var şu anda yanında. Birazdan Recep'le konuşacağım ben. Benim tanıklarından biri de Recep. Recep o gün beni gördü, onunla konuşuluyor. Tabii ki konuşacağız. Ama Sevda şunu sorar mısın? Söyler misin? Açıklayalım istiyorum. Sana ne söyledi İsmail Çelik? Yani Beyti Bey neden öldürdü sorusuna bir yanıt olarak da sana bir değişik bir argüman, değişik bir gerekçe ileri sürmüş. O da gerçekten inanılmaz ilginç yani. Bunu neden daha önce dile getirmemiş madem böyle şüphesi varsa? Söyle bir Sevdacığım, açıklayalım bunu lütfen. Didem Hanım, öncelikle iyi yayınlar. Şu an yine İsmail Çelik'e ait olan ahılın önündeyiz. Tam olarak Recep Bey'in de görmüş olduğu yerdeyiz. İsmail Çelik'le birçok kez görüşme sağladım. Görüşmelerinde sürekli farklı ifadelerde bulunuyordu. Sizin de belirtmiş olduğunuz üzere sürekli kendisinin öncelikle kendisinden değil tanıklarla görüşme sağlamamızı istiyordu. Ahılın oraya dönelim yine en son, tekrar. Dönelim. Kameraman arkadaş oraya dönsün bir yandan. Ahılı, tamam, anlat. Ne dedi sana? Ahılı bu şekilde gösterelim. Şöyle... Tabii şöyle bir durum gerçekleşmişti. Perşembe veya cuma günü kendisiyle görüşme sağladık. Kendisinin Beyti Bey'in sürekli kendisini suçladığını iddia etti. Peki seni neden suçlasın? Aranızda ne var ki dedim. Bir 100 TL için bu karavan yaparken arada anlaşmazlık olan bir 100 TL için 5 sene küslük fazla değil mi diye bir soru yönelttim kendisine. Tamam. Evet, çok fazla dedi. Peki o zaman ne var aranızda dedim. Sonra kendisi bana o gün için şunu anlattı tam olarak. Beyti Bey'in ilk eşi olan Ayfer Hanım şu anda farklı bir kişiyle, yine Demirci Köyü'nden farklı bir kişiyle, Asım Bey'le bir ilişkisi olduğunu anlattı. Acaba dedi, Beyti Bey ve Asım Bey arasında sorun oldu. Ayfer'den kaynaklı olarak sorun oldu. Asım Beyti'ye zarar veremediği için eşine zarar vermiş olabilir mi? Bu ifadeyi kullandıktan bunu söylendi, sonra oklar tamamen... Yani bir dakika, anla, bir dakika Sevda'yı görelim. Ya Sevda'cığım bir dakika, sakin ol Beyti amcacığım. Kızlar lütfen sakin olun. Yani eski eşi Ayfer'e tekrar dönmek istiyor Beyti amca. Tamam mı? Doğru mu anladım? Dönmek istiyor. Asım da diye bir sevgilisi var Ayfer teyzenin. Dolayısıyla da Asım da bunu bildiği için yani aslında çok gerçekten bunu İsmail Çelik diyor ki yani Beyti işte tekrar Beyti amca Ayfer'le birlikte olmak istiyor ama Asım Bey yani o zaman Beyti Bey'i ortadan kaldırır. Niye Fatma Çelik'i ortadan kaldırsın? Bunu mu söylüyor gerçekten? Bu iddiada mı bulunuyor? Yani hedef şaşırtıyor evet. Kısacası. Evet Didem Hanım, sizlerin de belirtmiş olduğu üzere ilk etapta bunu söyledi. Ben de o zaman neden Beyti amca Asım Bey'e zarar vermedi de Fatma Çelik'e Asım Bey neden zarar versin ki dedim. Bu da benim aklıma gelenlerden biri. Beni suçluyorlarsa ben de bu yönde düşünüyorum dedi. Akabinde görüşmelerimiz devam etti kendisiyle. Dün de yine bu ifadeyi kullanmadığını, bu ifadeyi hatırlamadığını söyledi. Ancak görüşme sağlanırken ben kendisinin giymiş olduğu kıyafeti dahi
kendisine aktardığımda hani üzerinizde bu vardı, bakın bu görüşme şurada sağlandı, bunlar aktarıldı tarafınızdan dediğimde ilk etapta bilmiyorum, sonra hatırlamıyorum dedi. Tamam. Dolayısıyla bu kayıtlara düşsün diye söylüyorum. Bunu ekranın açıklamamın nedeni de şu. Hem JASAT izliyor yayınlarımızı, sayın savcımıza da bilgiler gidiyor, bunu biliyorum. O da çok yakından takip ediyor. Selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Dolayısıyla da İsmail Çelik hedef şaşırtıp bir algı yaratmaya çalışıyor. Çok ilginç gerekçeler ileri sürüyor. Beyti amca, sen eski işine dönmek istedin mi Ayfer Hanım'a? Nidem Hanım. Sorayım ben de, yine de sorayım yani. 35 yaşımda değilim. 40 yaşımda değilim. Olsaydı çocuklarımı olduran geçtiğimde Ayfer'e dönmek isterdim. Yalan kelime konuşuyor. Evet, yani genç olsan çocuklar olmaz. Ben Ayfer'le ne ilgim var? Ben askerden giderken bir 6 ay evliliğim kaldı. Sevgilisi Asım'la bir husumetin var mı Ayfer teyzenin? Yok yok. Hiç şeyim yok. O, yok. Ama Asım Bey Ayfer teyzeyle beraber mi? Ya bir hayat hayvanlara bakıyorlar. Hayvanlarına bakıyor Ayfer onun. Hayvanlarına bakıyor. Evet, evet. Dolayısıyla sevgilisi muhabbeti de o zaman Ayfer teyzeyi de zan altında bırakıyor. Evet. Yani, hayvanlarına bakıyor. Yani yanında Asım amca bekar olduğu için, eşinden ayrı olduğu için onun tarla işlerine falan Ayfer abla yardım ediyor. Ama bir ilişki var mı yok mu aralarında? Ben orasını bilemem. Gözümle gömedikten sonra ben Ayfer ne diyeyim? Ayfer teyze diyeyim. Sizin eski babanızın aslında eşi. Biz onu gördüğümüz zaman ben mesela bana bir iki defa cici anne bile demişliğim olmuştur yani. Bize o kadın yakındı. Bizim o kadından hiçbir şeyimiz yok. Kötü yani ben annem kaybolduktan sonra böyle bana sarıldı kadın, benle bir ağladı. Peki. Dolayısıyla bunu özellikle ekranda açıklamak istedim. İsmail Çelik, konuşmalarına dikkat et kardeşim. Bir algı yaratmaya çalışıyorsun ama ben senin ısrarla tanıklarla konuş diyorsun ama onlardan biri. Tabii ki konuşacağım. Niye konuşmayayım? Ben herkesle konuşurum. Gazeteciyim. Recep, beni duyuyor musun? Recep'le konuşalım Sevda şimdi. Recep, duyuyor musun duyuyorum, beni? Duyuyorum Gizem Hanım. Recep, şimdi İsmail Çelik'le birlikte yine ailenin şüphelendiği işte kişilerden biri de sensin Recep. O günle ilgili de sen çelişkili şeyler söylüyorsun. Bana şunu söyler misin? O gün sen yani 2 Aralık'ta sabah kaçta neredeydin? Bana bir anlatır mısın? Gidelim oğlum, ben o sabah 9-9.30 gibi babama gittim. Tamam. Babamdan baltamı aldım. Merhaba dedim, geçtim. Kime merhaba dedin? İsmail abimine. Peki İsmail Çelik'in çatısına yardım ettin mi? Hayır. Şimdi İsmail Çelik, Recep benim çatımı onarmama yardım etti demişti değil mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Evet, evet demişti. Peki İsmail, bir daha kayıtlara düşsün diye söylüyorum. Sen şimdi onun tanığısın. Sen o ağalın çatısının yapılması için o gün şeye yardım ettin mi etmedin mi? İsmail Çelik'e yardım ettin mi etmedin mi? Hayır, etmedim Gidem Hanım. Peki, şimdi o gün sen öte yandan diyor ki Zeliha Ulu'ydu galiba. Evet. Yanında senin Yaşar Girgin'in yanındaydı diyor. Sen neredeydin o gün? Öğle saatlerinde hızlı bir şekilde bir yere gitmişsin. Şüphelendim senden diyor. Yaşar Girgin'i gördün mü sen öyle o gün? Görmedim. Yaşar Girgin'i görmedin mi? Görmedim. Peki sen öğle saatlerinde bir daha o yukarıya ağlın olduğu tarafa doğru, kendi ağlın olduğu tarafa doğru gittin mi, gitmedin mi? Gitmedim. Gitmedin. Ama Zeliha diyor ki, gitmedim. Ben öğlen diyor 2-2.30 civarı diyor ağla geldim. Hem de o da yan taraflarda bir yerde koyunum vardı. Recep o sırada elektrik motoru var. Onunla bir hışımla geçti. Sonra hızlıca geri indi diyor. Elektrikli motor tarzında bir motorla geçti diyor. Dedem oğlum, ben oğlum ölen ava gittim dedim. 2-3 gibi nasıl görüyor beni? Zeliha diyor ki ben onu gördüm diyor. Hatta elektrikli bir motorum varmış o tarzda bir şey. Onunla hızlıca gelmişsin gitmişsin. 2-2.5 gibi. O yalan söylüyor Dedem Hanım. Zeliha mı yalan söylüyor? Evet. Zeliha da İsmail Çelik'in tanığı. Recep de İsmail Çelik'in tanığı. İsmail Çelik diyor ki Recep bana yardım etti. Recep diyor ki yardım etmedim. Zeynep diyor ki ben diyor Zeliha diyor ki ben öğle saatlerinde gördüm diyor. O diyor ben görmedim diyor. İsmail Çelik, senin tanıkların birbirinden farklı şeyler konuşuyor.